Evet sevgili öğrenciler, Canan Hoca ben. Destek hareket sistemine devam ediyoruz. Son bir kısmımız kalmıştı. Şimdi orayı da bitirelim, uygulamalar yaparak bir sistemimizi daha bitirmiş olalım insan fizyolojisi ünitesinde. Bu ünite içerisinde çocuklar biliyorsunuz iskelet sistemini, kasları, hepsini anlattık, eklemleri. En son, evet kasları anlatıyordum size. Evet şimdi buradayız. Yani kaslar nasıl kasılır? Kasların çalışması nasıl kontrol edilir? Ondan bahsedeceğim. Tabii ki kasların kasılabilmesi için, özellikle iskelet kaslarının kasılabilmesi için arkadaşlar mutlaka sinir sisteminden uyarıların alınması gerekir. Özellikle çizgili kaslarımız, yani iskelet kaslarımız somatik sinir sistemine ait miyelinli nöronlarla bağlantılıdır. Bakın burada da size göstereyim. Şimdi burada bir nöron görüyorsunuz. Bu nöron somatik sinir sistemine ait bir nöron. Miyelinleri var. Bakın miyelini var. Hızlı bir iletim gerçekleştiriyor. Ve nereye bağlanmış? Bakın gördüğünüz gibi çizgili kaslara bağlanmış. Bu nöronun akson ucunun çizgili kas hücrelerinin zarına bağlandığı yerlere motor uç plak deniyor ya da motor plak ucu deniyor arkadaşlar. İskelet kasları birden çok nöronla bağlantılı. Fakat düz kaslar için bunu söyleyemiyoruz. Bir düz kasa bir nöron bağlanır ve uyarı bir hücreden diğer hücreye doğru da aktarılabilir. Yani düz kaslar ille de mutlaka bir nörondan impuls alacak, uyarı alacak diye bir kural yoktur. Yani bir nöronun uyarılması, düz kasın uyarılması ve hücreden hücreye iletimin aktarılması söz konusudur. Bu nedenle düz kaslar çizgili kaslara göre daha yavaş çalışırlar. Çizgili kaslar ise daha hızlı çalışırlar arkadaşlar. Evet, öncelikle uyarı motor uç plağı geldiğinde buradan nörotransmitter salgılanır. Bu nörotransmitter tabii ki asetilkolin dediğimiz bir nörotransmitterdir. Asetilkolinin salgılanmasıyla birlikte arkadaşlar nöron zarına, kas hücresinin zarına bu asetilkolin bağlanır ve sodyuma geçirgenliğini artırır. Bu durumda hücreye çok miktarda sodyum girer. Çünkü asetilkolin sodyum kanallarının açılmasına neden olur çizgili kas hücresinde. Ve sodyum içeriye hızla girmeye başlar. Ve bu uyarı sodyumun hücre içerisine girmesiyle hücre zar boyunca uyarılır. Ve bu uyarı hücrenin içerisinde endoplazmik retikuluma da iletilir. Endoplazmik retikulum içerisinde depolanmış olan kalsiyum iyonları endoplazmik retikulumdan sitoplazmaya çıkmaya başlar. Kas sitoplazmasında biliyorsunuz aktin ve miyozinler bulunur. Bu kalsiyum iyonları aktin üzerine bağlanır, aktinler miyozinlere bağlanır ve bir hareket başlar arkadaşlar. Yani aktin miyozin kompleksi oluşur, aktomiyozin kompleksi oluşur arkadaşlar. Aynı zamanda bu kalsiyumun etkisiyle kaslarda bir enzim bulunur, ATPase enzimi. ATPase enzimi aktive olur ve ATP'yi parçalar. ATP parçalandığında, hidroliz olduğunda enerji açığa çıkar. İşte bu açığa çıkan enerjiyle birlikte aktinler miyozinlerin üzerine doğru hareket etmeye başlar ve kasılma gerçekleşir. Görüldüğü gibi arkadaşlar aktin filamentleri miyozinler üzerinde kayarak kas lifinin kasılmasını sağlar. Ben size kasılmayı anlatırken de söylemiştim. Kayan iplikler hipotezinde kasılma aktinlerin miyozinlerin üzerine doğru hareket etmesi şeklinde gerçekleşir. Ve yine hatırlayacaksınız. Bantlarda değişime uğruyordu. Aktinlerin miyozine doğru hareket etmesi biliyorsunuz aç bandını kaybediyor. I bandının küçülmesine neden oluyordu. Sarkomerin de küçülmesine neden oluyordu arkadaşlar. Şimdi kasılmayı bu şekilde anlattıktan sonra bu kasın gevşemesi nasıl gerçekleşecek onu da anlatalım. Kasılmış kasın gevşemesi şu şekilde olacak arkadaşlar. İmpuls iletimi ortadan kalktığında yani asetilkolin parçalandığında artık kasılma bitecek, gevşeme başlayacak. Bu durumda sitoplazmaya çıkan kalsiyum iyonları aktif taşımayla tekrar endoplazmik retikuluma yani kastaki sarkoplazmik retikulum içerisine geri pompalanmaya başlayacak. O zaman sitoplazmadaki kalsiyum iyonları aktif taşımayla tekrar endoplazmik retikulum içerisine alındığında arkadaşlar kas eski haline dönmüş ve gevşemiş olacak arkadaşlar. Bu durumda kas hem kasılırken hem de gevşerken enerji harcıyor gördüğünüz gibi. Kasılırken kalsiyumun etkisiyle ATPase'in aktivasyonu ATP'nin parçalanmasına bağlı olarak aktinlerin miyozinlerin üzerine kaymasıyla kasılma gerçekleşti, enerji harcandı.
Gevşemede ise aktif taşıma yaptığı için sitoplazmadaki kalsiyumları tekrar sarkoplazmik uyuma pompaladığı için yine enerji harcadı. Biliyorsunuz aktif taşımada enerji harcanır 9. sınıf konularımızdan. Evet, burada da kasılmanın nasıl gerçekleştiğini şurada gördüğünüz gibi aktinlerin arkadaşlar miyozinlerin üzerine doğru bir şekilde hareket ettiğini burada görüyorsunuz. Bakın buradaki aktin bu tarafa doğru ne yapmış? Miyozinin üzerine doğru hareket etmiş arkadaşlar. Görüldüğü gibi kas hem kasılırken hem de gevşerken enerji harcamaktadır. Evet, şimdi kaslar arkadaşlar tabii ki her uyarana tepki vermezler. Kasların uyarılabilmesi için, kasılma gerçekleştirebilmesi için gerekli olan minimum uyarı şiddetine eşik değer denir. Eşik değerin altında bir uyaranla uyarılırsak kaslar hiç tepki vermezler. Ama eşik değerin üzerinde veya eşik değerde bir uyarı verilirse de tüm gücüyle aynı tepkiyi gösterir. Çünkü nöronlardaki gibi kaslarda da ya hiç kuralı geçerlidir. Yani enerjisini uyarandan almaz, kendisi üretir. Uyaranın şiddeti ne kadar artarsa artsın, eşik değerde ya da üzerinde olmasında kas kendi enerjisini kendisi üreterek kullanır ve tüm gücüne tepki gösterir. Bu duruma ya hep ya hiç kuralı diyoruz. Eğer arkadaşlar bir kas demeti için bahsediyorsak, örneğin şurada size anlatarak söyleyeyim. Şurası uyarı şiddeti olsun. Burada size göstereyim. Şimdi şurası eşik değer olsun. Şimdi ben bir kas demeti için yani birden çok kas telinden oluşan bir kas demeti için anlatıyorum. Farklı eşik değerleri olan farklı özellikteki kas demetleri. Diyelim ki 10 tane kas hücresi var burada. Uyarı şiddetini de gittikçe bu şekilde artırıyorum. Şimdi burada eşik değere kadar kas tepki göstermeyecektir. Burada bir miktar tepki gösterdi, bir miktar tepki gösterdi. Şimdi artık bu tepki sabitlendi. Şimdi burada ne demek istiyorum? Eşik değerin altındaki bir uyaran hiçbir kas telinin kasılması için yeterli olmamıştır. Eşik değerdeki bir uyaran bu 10 tane hücreden oluşan kas telinin diyelim ki 2 tanesinin kasılmasına neden olmuştur. Şu aşamada 2 tanesi kasılmıştır. Şurada ise 4-5 tane kas teli daha tepkimeye katılmış ve kasılmıştır. Ama şu noktada bakın dikkatli bakın. Burada artık bütün kas tellerimiz uyarılmış. Artık kasılma devam ediyor. Bundan sonra istediğiniz kadar uyarın. Tüm kaslar kasıldığı için kasın tepkisi değişmeyecektir. Burada tepkinin artması, kasın tepkisinin artması arkadaşlar uyarılan kas teli sayısının artmasıyla alakalıdır. Biz buna merdiven kuralı diyoruz. Merdiven kuralı kas demeti için geçerlidir. Eğer bu bir kas teli olsaydı, tek bir kas hücresi olsaydı, o zaman buraya yine eşik değer diyelim. Eşik değer, burası uyarı şiddeti ve uyarı şiddetini artırarak 1, 2, 3, 4 uyarı şiddetini artıralım. Tek bir kas teli için söylüyorsak bu kas teli eşik değerde uyarılır, kasılır, gevşer, kasılır, gevşer, kasılır, gevşer. Yani bir değişiklik olmaz. Gördüğünüz gibi eşik değerin altında hiç tepki vermedi. Eşik değerde ve üstünde de aynı tepkiyi gösterdi. Bu da ya hep ya hiç kuralıdır. Tek bir kas teli için geçerlidir arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Şimdi size anlatmam gereken başka bir nokta da kas tonusu. Nedir kas tonusu? Çizgili kasların dinlenme durumunda hafif kasılı ve gergin olma durumuna kas tonusu denir. Yani canlı baygın olmadığı sürece kasların hafif kasılı durumda olmasıdır. Kas tonusu biliyorsunuz orta beyin tarafından denetlenir. Orta beyin kas tonusunu ayarlar. Peki kas tonusu ne sağlar? Tepkilerimizin hızlı olmasını, kasılmanın, uyaranlara karşı kasılmanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için kasların hazır halde durması durumudur arkadaşlar. Peki, şimdi kasa bir uyarı verildiğinde kas hemen kasılmaz. Şimdi size kas sarsısından bahsedeceğim. Şimdi burada çocuklar bakın, 3 evre vardır. Buradaki bu grafiğe biz kas sarsısı diyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Eşik değerde veya üzerinde bir uyaranla kasılan kasın kasılıp gevşemesidir. Şimdi A'da uyarı verilmiştir arkadaşlar. Bakın burada uyarı verilmiştir. A'dan B'ye kadar kasılma gerçekleşmemiştir. Yani kasılmanın uyarının verilmesinden kasılmanın başlamasına kadar geçen bu aralığa biz gizli evre veya bekleme evresi diyoruz. Veya bekleme
evresi. Yani uyarının verilmesinden kasılmanın başlamasına kadar süredir, geçen süredir. Peki, demek ki kasa uyarı verilir verilmez kas hemen kasılmamaktadır. Bir bekleme evresi, bir gizli evre geçirmektedir. BC aralığı ise burada gördüğünüz arkadaşlar BC kasılma evresidir. Burası kasılma evresidir. Yani kasılmanın başladığı andan, burada kasılma başlamıştır, gevşemenin başladığı ana kadarki süredir. Şurada C noktasında gevşeme başlamıştır. Bakın burada görüyorsunuz. O halde burada CD aralığı ise nedir? Kasılmanın bitip artık gevşemenin başlayıp bittiği evredir. Yani CD aralığına da biz gevşeme evresi diyoruz. Kasın gevşeyerek tekrar eski haline döndüğü süredir. D anında kasa uyarı verirseniz kas hemen kasılmayacaktır. Bir süre dinlenmesi gerekir. Yani bir süre dinlenecek. Daha sonra kasa uyarı vereceksiniz. Özet geçecek olursak arkadaşlar AB aralığı gizli evredir. Uyarının verilmesinden kasılmanın başlamasına kadar geçen süredir en kısa evredir. BC evresi kasılma evresidir arkadaşlar. Kasılmanın başlamasından bitmesine kadar geçen süredir. CD ise gevşeme süre evresidir. Gevşemenin başlamasından kasın eski haline döndüğü evredir. En uzun evrede gevşeme evresidir diyebiliriz. Ve D noktasında kasa hemen uyarı verdiğinizde kas kasılamayacaktır. Bir süre dinlenmesi gerekir. Şimdi eğer siz D noktasında bu kasa sürekli uyarı verirseniz arkadaşlar kasa kramp girer. Biz buna fizyolojik tetanoz diyoruz. Yani şöyle diyoruz. Gevşeme anından itibaren kasın tekrar uyarılmasına kadar geçen sürede kas dinlenmektedir. Gevşedi, bitti gevşeme, bir dinlenme evresi geçirdi. Ancak kas hücresi gevşemeye fırsat vermeden yani şu noktada hemen ard arda uyarılırsa kasılı durumda kalır. Bu duruma fizyolojik tetanoz diyoruz. Örneğin düşük akımda elektrik taşıyan bir açık elektrik telini kurbağanın bacağına dokundurup çekerseniz belli aralıklarla kasılıp gevşeyecektir. Kasılıp gevşeyecektir. Siz uyarı aralığını sıklaştırırsanız yani daha sık uyarırsanız kasılma gevşeme aralıkları kısalacaktır. Fakat elektrik telini kurbağanın bacağına dokundurup da çekmezseniz sürekli uyarı vermiş olursunuz ki o zaman kasılmalar üst üste biner ve kas gevşemeye fırsat bulamaz. Kasılı halde kalır. İşte bu duruma fizyolojik tetanoz, kramp hali denir arkadaşlar. Burada yine size grafik üzerinde göstermek istiyorum. Bakın burada normal aralıklarla uyarı verilmiş. Kas kasılmış, gevşemiş, kasılmış, gevşemiş. Fakat burada uyarı aralığı sıklaştırılmış. Anormallikler başlamış kasta. Yani kasılma gevşeme süreleri değişmeye başlamış. Fakat burada deminki örnekte olduğu gibi çok sık uyarı verilmiş. Kas kasılmış ve kalmış. İşte fizyolojik tetanoz, kramp hali burada ifade edilmiştir. Peki nasıl ortadan kaldırılacak fizyolojik tetanoz? O zaman daha güçlü bir uyaran vermeniz gerekir. Mesela diyelim ki bacağına bir kişinin kramp girdi. Oraya çok güçlü bir uyaran ne olabilir? Hafif mesela kanatılabilir, iğne batırılabilir, kıl çekilebilir, şiddetle vurulabilir. Bu gibi durumlarda güçlü uyaranlarla buradaki kramp hali ortadan kaldırılabilir arkadaşlar. Evet, şimdi fizyolojik tetanoz nedir? Kas sarsısı nedir? Kas tonusu nedir? Bunların hepsini birlikte konuşmuş olduk. Şimdi kaslar enerjisini nasıl sağlar? Size bunu anlatacağım. İskelet kası ve kalp kası hızlı kasılıp gevşer arkadaşlar. Tabii iskelet kası daha hızlı. Çizgili kas daha hızlı kasılıp gevşer. En yavaş çalışan düz kastır. Kasların kasılmasında ve gevşemesinde ATP'ye gereksinim duyulur. O yüzden kas hücrelerimizde mitokondri sayısı çok fazladır. Enerji öncelikle tabii ki ATP'den sağlanır arkadaşlar. Kasılmayı anlatırken de söylemiştim. ATPaz enzimi kalsiyumla aktive olup ATP'yi ne yapıyordu? Parçalayıp enerji açığa çıkartıyordu. Gördüğünüz gibi ilk başvurduğumuz molekül ATP'dir. Peki iskelet kası yani çizgili kaslarımız kasılmaya başladığında hücrede çok az miktarda ATP moleküllerini kullanır. ATP molekülleri kısa sürede de biter. Çünkü ATP depolanmaz. ATP depolanmadığı için arkadaşlar kaslarda bulunan ATP çok kısa süre için kasılmada yeterlidir. O zaman kaslarda başka bir enerji molekülüne ihtiyaç vardır. Kaslardaki bu enerji molekülü nedir diyorsanız onun adı kreatin
fosfattır çocuklar. Kreatin fosfat nasıl bir moleküldür? Kreatin bir amino asit türevi maddedir arkadaşlar. Ve şuradaki yüksek enerjiyi görüyorsunuz. Fosfat bağlayarak enerji depolar. Kaslar dinlenme sırasında çocuklar, bakın şurada size anlatayım. ATP'yi depolayamadığı için dinlenme sırasında ürettiği ATP'yi kreatine aktararak, bakın kreatine aktarır. Ve ne yapar bunu? ATP'deki enerjiyi kreatine aktarmak koşuluyla kreatin fosfat oluşturur ve ADP serbest kalır arkadaşlar. Yani ATP'nin yapısındaki enerjiyi kreatine aktarıp ATP'yi bir anlamda kreatin fosfat şeklinde depolar. O yüzden kaslarda ATP'den çok kreatin fosfata rastlarız. Yani ATP bittiğinde kaslar, bakın burada ATP tüketildi. İkinci enerji molekülü kreatin fosfata başvurulur. Peki kreatin fosfat doğrudan kullanılabilir mi? Hayır, kreatin fosfat bir enerji molekülüdür. Evet, enerji taşır ama kaslar tarafından doğrudan kullanılamaz. O yüzden kreatin fosfatın tekrar ATP'ye çevrilmesi gerekir. Kreatin fosfat ADP ile tepkimeye girer ve buradaki enerji ADP'ye aktarılarak ATP üretilir. İşte bu ATP'de tekrar kasılmada kullanılır. Demek ki kasların çalışması sırasında ilk kullanılan enerji molekülü ATP, ikinci kullanılan enerji molekülü ise kreatin fosfattır. Kreatin fosfat kaslardan ATP'nin depolanmış şeklidir arkadaşlar ve son derece önemlidir. Kasılma gevşeme sırasında ATP ve kreatin fosfat azalır. Tabii ki bu enerji molekülü olarak bunlar kullanılır. Kas gevşeyip dinlenmeye geçince bu sefer ürettiği ATP'yi, biliyorsunuz oksijenli solunumla sürekli ATP üretilmektedir. Bu ATP'yi tekrar ne yapar? Bakın ATP olarak depolayamayacağı için demin de anlattığım gibi kreatine aktarır. Bakın kreatin fosfat şeklinde enerjiyi depolar ve bu şekilde bekletir. İhtiyaç olduğu zaman da tekrar bu kreatini ATP'ye çevirir. Demin de anlattım ve sonra bu ATP'yi parçalamak suretiyle ADP artı fosfat artı enerji açığa çıkartır. Bunu da kasılmada kullanır. Evet, kasta enerji ihtiyacının devam etmesi durumunda kas hücrelerinde tabii ki şimdi diyelim ki ATP'yi bitirdiniz, kreatin fosfatı bitirdiniz. O zaman ne olacak bu sefer? Tekrar glikojene ihtiyaç duyulacak. Glikojen kaslardaki glikoz deposu. Glikojeni glikoza çevireceğiz ve glikoz bu sefer tekrar oksijenli solunumla enerjiye dönüşecek. Bakın burada da yine görüyorsunuz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Glikoz gördüğünüz gibi oksijenli solunumda glikojen glikoza çevrildi ve ATP üretildi. Ve daha sonra ya da diyelim ki oksijen yetersizliği var. Oksijen yetersizliğini de yine laktik aside dönüştürmek suretiyle yine ATP üretebiliriz. Yani oksijenli ya da oksijensiz ortamda glikojen glikoza çevrilmek suretiyle kaslar her şekilde enerjilerini elde ederler. Yani arkadaşlar laktik asit fermantasyonu sonucunda açığa çıkan laktik asit kana karışıp beyne ulaşınca yorgunluk hissi oluşturur. Laktik asit dinlenme anında karaciğerde pürürik aside dönüşür. Oksijenli solunumda kullanılır ya da glikoza ardından glikojene dönüşüp karaciğerde depolanır. Yani biz diyelim ki spor yapıyoruz. Burayı biraz netleştirelim. Koşmaya başladık. Kendimizi çok fazla zorladık. Oksijen yetmedi. Kaslarımıza oksijen yeteri kadar gelmedi. O zaman oksijensiz bir ortam oluşur. Bu durumda hücreler laktik asit oluşturmaya başlar, çizgili kas hücrelerimiz. Bu laktik asit de beyinde yorgunluk hissi oluşturur. Bunu niye yapar? Oksijen gelmediği için az da olsa ATP üretmenin bir yoludur laktik asit fermantasyonu. Ama yorgunluk oluşturur. Bunun bir artısı vardır. Laktik asit yorgunluk oluşturduğu için ne yapar? Bizim artık dinlenmeye geçmemiz gerektiği mesajını verir. Çünkü bu laktik asit çok fazla artarsa kanda pH'i düşürür ve ölüme sebebiyet verebilir. İşte bu bir sigortadır o yüzden. Laktik asitin yorgunluk hissettirmesi bize arkadaşlar bunun önüne geçer. Hemen oturup dinlenmeye başlarız. Koşmayı bırakırız. Derin derin nefes almaya başlarız. Oksijenin gelişiyle birlikte bu laktik asit arkadaşlar oksijenli ortamda tekrar glikoza dönüşebilir. Yine oksijenli solunumda karbondioksit suya dönüşebilir. Veya bu glikoz karaciğerimizde
tekrar glikojene dönüştürülebilir arkadaşlar. O zaman kasların ilk kullandığı enerji molekülü ATP'dir. Daha sonra kreatin, fosfat kullanılır. Daha sonra glikoz kullanılır. Glikoz bitti, glikojen kullanılır. Glikojen bitti, yağlar kullanılır. En son proteinler kullanılır ki bu durum çok sıkıntılı bir durumdur. Uzun süreli açlık olması lazım proteine gelmesi için. Vücudun kendi kendini yemesi anlamına gelir. Tekrar ediyorum. Kaslar çalışırken birinci dereceli enerji molekülü ATP, ikinci dereceli enerji molekülü kreatin fosfat, glikoz, glikojen, yağ ve protein şeklinde enerjisini karşılar arkadaşlar. Kasılma sırasında ATP, kreatin fosfat, glikoz, oksijen, glikojen miktarı azalırken ADP, fosfat, kreatin, karbondioksit, su, laktik asit ve ısı artar. Kasların her türlü çalışmasında ısı miktarı da artar arkadaşlar. Evet, şimdi tendon nedir? Tendon daha önceki derslerimizde de bahsetmiştik. Kasların kemiklere bağlandığı yerler tendonlardır. Yani kaslar kemiklere tendonlarla bağlıdır. Tendonlar kasları kemiklere bağlayan bağ dokuliflerinden oluşmuş yapılardır. Tendonlar kasılmaz, fiziksel gerilmelere karşı dayanıklıdır. Kemikler kaslara bağlı, kaslar kemiklere bağlı olduğu için arkadaşlar kasların hareketiyle kemiklerimiz de hareket eder. Özellikle eklemlerde anlatmıştım size bunu. Şimdi kaslar birbirine zıt çalışabilir. Mesela kol kaslarımızda arkadaşlar üstteki kas biceps, alttaki kas triceps kaslarımızdır. Bu kasların biri kasılırken biri gevşer. İşte bu tür kaslara antagonist çalışan kaslar denir. Kol kaslarımız, bacak kaslarımız gibi. Peki bir de sinerjist kaslar vardır arkadaşlar. Sinerjist kaslar da aynı anda kasılıp gevşeyen kaslardır. Karın kaslarımız, sırt kaslarımız gibi aynı anda kasılırlar ve aynı anda gevşerler arkadaşlar. Evet, şimdi destek hareket sistemi ile ilgili tüm bilgileri söyledik size. Şimdi bir de bunlarla ilgili hastalıklar var. Kısaca bunlardan da bahsedelim. Sorularda karşımıza çıkacaktır. Kırık. Kırık tabii ki çarpma, düşme, vurma gibi darbeler sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırılan kemiğin bulunduğu bölgede şişme ya da ağrı oluşur. Yaşlanma, kemik yoğunluğunun azalması gibi durumlar kemiklerin kırılganlığını artırır. Özellikle yaşlıların kemikleri daha çabuk kırılır. Çünkü çocuklar, biliyorsunuz en başta da söylemiştim, yaşlıların kemiklerinde inorganik tuz oranı çok artar, su oranı azalır. Su oranı azaldığı için kemiğin kırılganlığı da artar, esnekliği azalır. Çıkıklar oynar eklemlerin zorlanması sonucu kemiğin eklem yerinden ayrılmasıdır. Eklem kapsülünden dışarı çıkmasıdır. Düşme ve kontrol dışı hareketler çıkığa sebep olmaktadır. Çıkık olan bölgede hareket yeteneği azalır. Yine şişme ve ağrı oluşabilir. Bilekte, dizde, omuz ve parmaklarda, hatta çene ekleminde çıkıklar çok sık rastlanan durumlardır. Burkulma dediğimiz durumlarda eklem bağlarının aşırı gerilmesi, yani eklem bağları vardı, kemikleri kemiklere şu şekilde bağlayan arkadaşlar, şöyle eklem bağları. Evet, eklem bağlarının aşırı gerilmesi, özellikle diz, kol arkadaşlar kısımlarında aşırı gerilmesi, kısmen yırtılması ya da kopması sonucunda oluşur. Eklem bağı, kemiklerin eklem adı verilen birleşim noktalarında birbirine bağlayan lifli bir dokudur. Burkulmanın genellikle bilek, omuz, diz ve parmaklarda gerçekleşmesinin nedeni de budur. Yani bu bağlantı yerlerinde genellikle burkulmalar yaşanır. Normal koşullarda hareket edildiğinde bağlar uzar, esner ve daha sonra eski haline döner. Ancak buradaki bağlardan bahsediyoruz. Ancak aşırı zorlanırsa burkulma olur. Burkulmalar spor yaparken, dans ederken oluşabileceği gibi, yürüme, merdiven çıkma gibi rutin hareketler sırasında da gerçekleşebilir. Bu durumda bandajla sarılması, bölgeye soğuk uygulama yapılması uygundur. Burkulmaları önlemek için kas güçlendirici egzersizlerin yapılması, ısınma, esneme hareketlerine önem verilmesi gerekir arkadaşlar. Yani birden hızlı hareketlerle spora başlamamak gerekir. Menisküs nedir? Menisküs daha çok futbolcularda gözlenen bir durumdur. Diz ekleminde kıkırdak dokudan oluşan yapıya menisküs denir arkadaşlar, eklemlerde, diz ekleminde. Menisküs yırtığı kıkırdak dokunun zarar görmesinden ve yırtılmasından kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Dizde ağrı oluşur, yürüme, merdivenden çıkma gibi faaliyetler ağrıyı şiddetlendirir. Sporcularda ani hareket ve zorlanma, özellikle dize yandan alınan darbelerde menisküs yırtılmalarına
çok rastlanır. Eklem kilitlenir, hareketi çok zorlaşır. Ağrı verici bir durumdur arkadaşlar. Eklem rahatsızlıkları yürüme, hareket etme ya da bir cismin kavranması eklemler sayesinde gerçekleşir. Eklemde oluşacak rahatsızlıklar genetik ya da çevresel faktörlere bağlı olarak gelişebilir. İşte burada arkadaşlar eklem romatizması, eklem iltihapları, kıkırdak yapının zedelenmesi, eklem kapsülündeki sıvının kaybı gibi durumlar eklem rahatsızlıklarına neden olabilir. Protezlerle bu durumların önüne geçilmektedir. Tedavileri yapılabilmektedir arkadaşlar. Evet, şimdi tabii ki destek ve hareket sisteminin sağlıklı yapısının korunması için neler yapmamız gerekir? Öncelikle tabii ki sağlıklı beslenmek, özellikle A, C, D vitaminlerini almak, çünkü bunlar kemik yapımında son derece önemlidir. Özellikle D vitamini arkadaşlar biliyorsunuz kemiklerde kalsiyum ve fosforun depolanmasını sağlar. D vitamini olmadan kemiklerimiz kalsiyum ve fosforu depolayamaz. O yüzden D vitamini alacağız ve D vitamini biliyorsunuz güneşte vücudumuzda üretilen bir vitamindir. O yüzden tabii güneşlenmek, güneşte dolaşmak yazın son derece önemlidir arkadaşlar. Bunun dışında A vitamini kemiğe esneklik kazandırır. D vitamini de A vitamini de son derece önemlidir. Evet, düzenli spor veya spor yaparken de çok zorlayıcı hareketlerden kaçınmak gerekir. Bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında da arkadaşlar tabii özellikle süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyum açısından zengin yine yumurta, baklagiller gibi gıdaların da tüketilmesi son derece faydalıdır. Evet, destek hareket sistemini bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin çocuklar. Hoşça kalın.